Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çin feneri ya da Latince adıyla Physalis arkecengi, patlıcangiller yani Solanaceae familyasından bizde güvey feneri olarak da bilinen, Orta ve Güney Amerika kökenli ve ılıman iklimlerde yetiştirebilen bir süt bitkisidir. Aslında kolay yetiştirildiği söylense de ben kendisini balkonda saksı içinde tohumdan yetiştirmeye kalkışıp başarısız olanlardım. Fakat kendisine Temmuz ve Ağustos aylarında gayet sağlıklı olarak pek çok bahçede rastladığımda oldu. Sanırım bitkimiz köklerini özgürce salabileceği derin, verimli ve nemli toprakları ve nispeten daha ılıman bölgeleri tercih ediyor. Öte yandan bazı bitkilerin özellikle bazı insanlarla yıldızı barışmadığı söylenir. Belki de bizim bazı bitkileri yetiştirmeyi seçtiğimiz gibi bitkiler de bizi seçiyor olabilirler. Örneğin yaprakları tüylü olan bitkileri evinde bir türlü yaşatamadığını iddia eden bir dostum var. Böyle ki kendisine yetiştirdiğim menekşelerden hediye edemiyorum. Belki çim feneri de beni sevmemiş olabilir. Kim bilir? Physalis'in Yunanca'da hoş olmayan bir kelime anlamı var. Bitkimizin adı idrar kesesi anlamına geliyormuş. Ama Yunanlar muhtemelen bitkinin çiçeklerini idrar kesesine benzettikleri için ya da meyvelerin idrar söktürücü olması böbrek ve idrar kesesi hastalıklarına faydalı olması nedeniyle ona bu adı takmış olabilirler. Bitkinin çiçekleri aslında turuncu ya da kiremit rengi kağıt çin fenerlerine benzer ve oldukça da hoş görünür. Dilerseniz bunları kurutup kuru çiçek olarak dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz. Bu hermafrodit çiçekler arılar tarafından tozlaştırıldığında minik meyveler oluştururlar. Çin fenerinin kültüre alınmış meyveleri yenebilen türleri de vardır. Bunlardan en yaygın bilineni altın çilek ya da yer kirazı olarak tanıdığımız sarı ya da turuncu rengi kokteyl domatesini andıran meyveler veren Peru güvey feneri ya da pelerinli bektaşi üzümü adlarıyla da bilinen Physalis peruviana'dır. Pelerinli denmesinin nedeni ise bitkinin çanak yapraklarının meyveyi zararlı böceklerden koruyucu zarif bir kafes oluşturmasıdır. Fakat bitkinin bildiğimiz bektaşi üzümüyle yani Ribes uva crispa ile herhangi bir akrabalığı yoktur. Yaz başından itibaren ilk donlara kadar çabucak büyüyüp meyve oluşturduğu için ona kış kirazı da derler yabancılar. Meyvelerini zayıflamak isteyenlere ve astım hastalarına iyi geldiği söylenir. Limonun iki katı C vitamini ve bolca başka vitaminler içerdiği söylense de bana sorarsanız oldukça lezzetsizler. Bu meyveler çiğ olarak tüketilebildiği gibi onlardan reçel de yapılabilir. Çin fenerini bahçenizde yetiştirmeyi düşünürseniz onu yapraklarını yemeyi seven sümüklü böceklerden korumanız gerektiğini de hatırlatayım. Çin feneriyle ilgili Çin kökenli şöyle bir efsane de vardır. Eskiden Çin'de Ling Ling adında güzeller güzeli, altın kalpli ve halkı tarafından sevilen bir prenses yaşarmış. Fakat günün birinde prenses hastalanmış ve saraydaki hiçbir şifacı onun derdine çare bulamamış. İmparatoru kızını iyileştirecek bir hekim bulmak için ülkenin dört bir yanına haber salmış ve sonunda yaşlı ve bilge bir şifacı bulunmuş. Şifacı prensesi muayene ederek bu gizemli hastalığı tedavi edebilmek için bildiği birçok bitkiyi denemiş. Fakat çabaları sonuçsuz kalmış. Yaşlı adam bir gün kraliyet bahçelerinde dolaşırken üzerinde kağıttan yapılmış gibi duran narin fenerler sarkan, küçük parlak turuncu çiçekler olan bir bitki görmüş. Bu minik fenerlerden birine dikkatlice bakınca içinde küçük altın renkli bir meyve olduğunu fark etmiş. Bu eşsiz bitkinin prensesin iyileşmesinin anahtarı olabileceğine inanan şifalı bitki uzmanı, Çin feneri bitkisinin altın meyvesini kullanarak bir iksir hazırlamış. Prenses Ling Ling bu iksir sayesinde kısa sürede sağlığına ve canlılığına kavuşmuş. Mucizevi tedavi haberi tüm krallığa yayılınca tüm insanlar büyülü iyileştirici özelliklere sahip olduğunu inanarak evlerinin bahçesine Çin feneri bitkisini yetiştirmeye başlamış. Böylece Çin feneri umudun, refahın, hastalık ve talihsizliğe karşı korunmanın sembolü haline gelmiş. Gerçekten de Çinliler kötü ruhları kovması ve iyi şans getirmesi için kurutulmuş Çin fenerlerini tılsım olarak evlerine asarlar. Zaman içinde Çin feneri çeşitli dinsel ritüellerde dileklerin yerine getirilmesiyle ilişkilendirilmiştir. Günümüzde de Çinliler sonbahar ortası festivali ve diğer bayram kutlamaları sırasında göğe, umutlarını ve hayallerini cennete taşıyan Physalis arkecengi'nin kurutulmuş kabuklarından yapılmış fenerler salarlar. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.